birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir proje içindeyiz. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar immünoterapiye başladık. 2 ay sonra tüm tümör kayboldu. Dediler ki harika mı? Hayır dedim ya, muhteşem falan değil bunlar. Bu bilim. Bu bölgeye, yani Moskova'dan Güney Afrika'ya kadar, Hindistan'dan Macaristan'a kadar bu bölgenin lideri biziz. Çeçenistan'dan gelmiş, işte birçok tedaviler uygulanmış Rusya'da. Kemoterapiler uygulanmış, radyoterapiler uygulanmış ve hepsi başarısız. Ve artık hani genç de bir insan, herhalde orada da halkın sevdiği bir aile. Bütün halkın da desteklediği bir fonla buraya geldi. Yani dediler ki hocam biz senin için geldik. Tabii buyurun, elimizden geleni yaparız. İşte tabii işte hemen tedavi et falan. Dedim ki bakın, siz bunca zaman tedavi aldınız. Bunca kemoterapi, bunca radyoterapiyle geldiğiniz nokta burası. Bir başarı var mı? Yok. Hiç cevap aldınız mı? Hayır. Dedim benden ne bekliyorsunuz? Bana dedim 15 gün istiyorum. Parçayı aldık, biyopsiyi gönderdik. Sonuç geldi. İnanılmaz bir şekilde tüm kemoterapilere zaten dirençli olacak bir tümör. Biz önceden görsek söylerdik onu zaten. Radyoterapiye de dirençli bir tümör. İmmünoterapiye hassastı. Hani birisi deseydi ki ya bu çocuğa tabii tümör büyük, açık falan, tabii hoş olmayan da bir görüntüsü vardı. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar immünoterapiye başladık. 2 ay sonra tüm tümör kayboldu. 3 büyük proje var. Hani dünyayı ne değiştirdi derseniz, bir tanesi Manhattan projesi. Manhattan ne yaptı? Atom bombasını yaptılar. Ve dünyayı değiştirdiler. Gerçekten. İkinci Dünya Savaşı yeni bir dünya düzenini kurdu. İkinci projesi Apollo projesi. Hani bunu başkaları başka şey yapabilir ama Apollo projesi de Ay'a insanın ayak basmasıydı. Dünyanın en önemli üçüncü projesi insan genom projesiydi. Bütün yani insan genomunu ortaya koyma projesiydi. Yani bir insan genomu yaklaşık 22 bin genden oluşuyor. Bu 22 bin geni analiz ettiğinizde, yani bunun yaklaşık %1,5-2'sinin kanserle ilişkili genler olduğunu görüyorsunuz. Kanserlere baktığınızda ağırlıklı olarak %99 civarında bu genler bozuk. Ben sizin bağırsak hücrenizi alıp karaciğerinize koysam, normal bir hücrenizi, yaşamaz. Der ki benim görevim, benim yerim burası değil ve intihar eder. Buna biz apoptoz istiyoruz. Yani bu intihar derken şu anlamda, sonbaharda yapraklar dökülür ya, bu bir ölüm müdür, bir yok oluş mudur, yoksa varoluşun ilk adımı mıdır? Yani ilkbahardaki çıkacak yeni genç yaprağa yer açma mıdır? Bağırsaktaki hücreyi karaciğere koyarsanız yaşamaz. Memedeki hücreyi karaciğere, kemiğe koyarsanız yaşamaz. Ama tümör hücresi yaşıyor. Çünkü biyolojisi değişmiş. Buna ne diyoruz? Metastaz. Kalkıyor memeden, kendi damarını yapıyor, damara geçiyor, seyahat ediyor. Gidiyor kemiğe, karaciğere, beyine, diğer organlara, karnının içine, yani her yere gidebiliyor. Diyor ki ben tedavi olmuyorum, lanet olsun, kemoterapi falan almıyorum. Gidiyor bitkisel tedavi, onu bunu yapıyor. Hasta iyileşiyor ve hasta çok uzun yıllar hiçbir tedavi almadan gidebiliyor. Biz de bunu görüyoruz. Mesela bazen hastaya kemoterapi veriyorsunuz, çok yüksek dozlarda veriyorsunuz. Tümör taş gibi hiç küçülmüyor. Ama bazen kemoterapiyle muhteşem başarılar elde ediyorsunuz. Yani hastaya kemoterapi veriyorsunuz, tümörü bir anda küçülüyor, kayboluyor, çok uzun yıllar yaşıyor. Tamamen, yani tamamen iyileşmeyi pek kullanmak doğru bir şey değil kemoterapiyle, ama çok uzun yıllar yaşam kalitesi sağladığınız insanlar var. Yani aynı kemoterapiyi veriyorsunuz, bir sürü farklı sonuç görüyorsunuz. Tesadüf Almanya'dayken bir bu işlerle uğraşan birkaç laboratuvar ziyaret etme imkanı buldum. Ve oradan sonra ben bir şekilde
tümörün analiz edilmesi gerekliliğini hissetmeye başladı. Yani bunu analiz etmemiz lazım bizim tümörün. İnsanların aynı olmadığını, tümörlerinin de aynı olmadığını ve buna göre tedavilerimizi düzenlememiz gerektiği fikri hep kafamdaydı. Ve baktım, gördüm ki bu işte Amerika birkaç adım önde hepimizden. Ve oradaki bir laboratuvarla buradan işte dokuları göndererek çalışmaya başladım. Tabii bu meraklı olunca, sürekli ilgilenmeye başlayınca, hani şöyle bazen abartı gibi geliyor ama hani akşama kadar hastanede çalışıyordum. Akşam eve dönüp yemeğimi yedikten sonra emin olun bilgisayarın başına oturup bir 4-5 saatte ben bu raporları nasıl değerlendirmeliyim, neler yapabilirim, bunların literatürlerini tarıyordum ve buradan bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ve tabii ki inanılmaz zaman alıcı ve inanılmaz yorucu bir iş. Çünkü yarı el yordamıyla gittiğiniz bir mağara olduğunuzu düşünün. Yani yer yer ışıklar geliyor ama yer yer göremiyorsunuz. Ve mutlaka birisinin size eşlik etmesi lazım. O ışığı birlikte tutmanız lazım. Onun da ışığını koyduğunuzda ortalık aydınlanması lazımdı. Ve bu aşamadan sonra belki şanslıyım. Bir uluslararası bu işi yapan firmalardan bir tanesi bir eğitim başlattı. Ve dünyada başlattı bu eğitimi. Türkiye'den de, yani Türkiye ilk grup içindeydi. Yani 4-5 ülke girdi ilk gruba. Ve Türkiye'den de ben katıldım buna. Bir arkadaşımla birlikte. Ve biz ikimiz inanılmaz bir eğitim sürecine girdik. Yani mesela ben bazen düşünüyorum. O günküyle bugünkü mutluyu karşılaştırıyorum. İnanılmaz fark var. Çünkü o gün bambaşka bir şeydi. Çünkü çok karanlıktaydım. O bir kere size tamamen bir farklı bir ışık tutuyor. Diyorsunuz ki evet ya, bu böyle olmalı. Gerçekten tümör biyolojisini bilmeden bir insanı tedavi etmek çok doğru değil diyorsunuz kendi kendinize. Ve o eğitim çok güzel oldu bizim için. Dikkat edin, sonuçlar 8 kat daha iyi. 8 kat. Bugün için o. 2 yıl sonra bu 8 değil, bu 2'ye katlayacak. 16 kat daha iyi olacak. Çünkü hem gelişen ilaçlar hem teknolojiyle birlikte. Onun için yetmediğimi anladım. Ve dedim ki ben scientistleri, bilim insanlarını yanıma almam lazım. Kimi almam lazım? Yani molekülü bilen, mutasyonu bilen, geni bilen, bunlardaki değişiklikleri yorumlayabilen, bunların arasındaki ilişkileri ortaya koyabilen insanlar lazım ki bana onların ışığıyla birlikte ben daha net bir yol yürüyebileyim. Benim için Ayşe ayrı, Fatma ayrı, Hasan ayrı, Hüseyin ayrı. Ben her birini ayrı tedavi etmeye çalışıyorum. Her birinin tümör biyolojisini analiz ediyorum. Her birinde başka bir şey buluyorum ve daha mutlu oluyorum. Ve beni bunları çözmeye çalışmak motive eden beni bu. Yani yoksa ben de herkese aynı kemoterapiyi yapsam ben de gerçekten bu motivasyonumu bulamazdım. O zaman bu meslek zevkli hale gelmezdi. Tümör biyolojisini analiz ettiğimiz için, direnç mekanizmalarını bildiğimiz için hangi ilacı seçeceğimizi de biliyoruz. Kemoterapi dediğiniz işte bu hasta kemoterapi almak zorunda kalsa, bugün gelen bir hasta var mesela. Genomik haritalama yapmasak onun şeyini bulma şansımız yoktu. Mutasyonunu. Şu anda hap alıyor. Urfa'dan gelmiş. Şu anda Urfa'da yaşıyor. 3 aydır oradaydı. Bana arada kan tahlillerini gönderiyor. Evinde, işinde, gücünde, ailesiyle birlikte. Bir geldi bugün, tomografilerini yaptıracak. Tekrar memleketine dönecek. Yani şimdi yaşam kalitesi, topluma maliyeti, devlete maliyeti inanılmaz düşüyor. Bir süre sonra biz hep, yani temel prensip şu olacak. Biyolojisini bilmediğimiz tümörü tedavi etmeyeceğiz. Ne yapıyorsak ve ne yapmıyorsak bunları bilerek yapacağız. Bu bölgeye, yani Moskova'dan Güney Afrika'ya kadar, Hindistan'dan Macaristan'a kadar bu bölgenin lideri biziz. Bilimsel olarak. Ve bugün genomik haritalamada da, kişi özel kanser tedavisinde de bu bölgenin üssü olabilecek durumdayız. Ve bizim bilim insanlarımız bu bölgedeki bütün doktorlara, bütün hastanelere liderlik edebilecek, onlara önderlik edebilecek konumdalar. Ve
Bence bunu çok iyi kullanmalıyız. Bunu 3 yıl önce de yaptırsaydınız, ben yine aynı şeyi söyleyecektim. Bu tümör immünoterapiyle tedavi edilmeli. Böyle bir sihirli değnek değse de bu tümör kaybolsa deseniz olacak kadar immünoterapiye başladık. 2 ay sonra tüm tümör kayboldu. İşte dediler ki harika mı? Hayır dedim ya, muhteşem falan değil bunlar. Bu bilim. Arkada veya önde, özellikle önde gidiyorsanız bütün rüzgarı ve soğuğu siz alırsınız. Hem integratif tedavide hem bu konuda biz oldukça bir ön rüzgar aldık. Birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir proje içindeyiz. Onun için beni en çok heyecanlandıran, mutlu eden nokta burası. Süreçteki tam görevim bizim hastalarımız genel olarak 3. ve 4. evre, ileri evre kanser hastalarında kanser dokusunda bulunan mutasyonların belirlendikten sonra bize bu mutasyonların profili geliyor. Hastadaki çeşitli parametreler, kanseriyle alakalı olarak, tedaviye yönelik çeşitli parametrelerle ilgili bilgiler geliyor. Bu yurt dışına yapılan bir şey. Bizim yaptığımız, benim yaptığım bu gelen bilgilerin sentezlenmesi aslında. Bu bilgilerin analiz edilmesi, ne anlama geliyor bu hastadaki mutasyonları, herhangi bir ilaç cevabı ile ilişkilendirebilir miyiz? Sadece ilaca hassasiyet değil, aynı zamanda ilaç direnci ile ilişkilendirebilir miyiz? Bunlarla ilgili bunların analizini yapıyorum ben. Kemoterapiye kıyasla hedefe yönelik tedavilerin başarısı daha yüksek. Bu bizim kendi kliniğimizde de gözlemlediğimiz bir şey. Bunun yanı sıra kapsamlı yapılan, çok hasta sayısı yüksek olan çalışmalarda da zaten istatistik olarak, anlamlı olarak konulmuş bir şey. Şu anda hedef yönelik tedaviler, moleküler tümör kurullarının olması, bu şekilde genomik profillemeye göre tedavi yapılmasının daha başarılı olduğunu şu anda biliyoruz. Bizim uzmanlık alanımız doktorlarınkinden oldukça farklı aslında. Ve doktorların altyapısı da bizimkinden farklı. Bizim ikimizin, yani doktorla tıp hekimlerle moleküler biyologların bir arada çalışması aslında şu anda tüm dünyanın yapması gereken bir şey. Hastanın moleküler profiline baktığımız zaman bu profilin ne demek olduğunu anlamak için biraz bilim insanlarının bakış açısına ihtiyaç gerekiyor hekimlerin yanı sıra. Çünkü bu farklı bir içgörü sunuyor. Mekanistik anlamda daha iyi anlıyorsunuz. Aynı zamanda bilimsel gelişmelerin, yani aslında preklinikte olan, laboratuvarda olan çalışmaların nasıl kliniğe yansıdığını anlamlı hale getirmek için de moleküler biyologlara, biyokimyacılara ihtiyaç oluyor. Önceki hayalimdi. Hayalimin artık en son noktası diyebilirim. Lisans öğrenimimden beri hep kanser üzerine çalışmalar yapmak istedim. Hep o alana da yöneldim zaten. Gerek işte hastaya tanı olsun, tanıya yönelik araştırmalar oldu yüksek lisans ve doktorada. Sonrasında Ar-Ge merkezinde, kanser araştırma Ar-Ge merkezinde de daha çok ilaç araştırmaları üzerine Profesör Doktor Engin Ulukaya ile birlikte çalışma fırsatı buldum. Biraz onun aracılığıyla Mutlu Hoca ile tanışmış oldum ve süreç beni buraya getirdi. Dediğim gibi artık hani en son kısmı hastaya verilen ilaçların takibi, hem almış olduğum eğitime de çok uygundu. Bu yeni sindizlemelerle ilgili raporlandırmaların yapılması ve Mutlu Hoca ile yollarımız bu şekilde kesişti. Yani tabii çok büyük farklar var. Yani ben şeyde gözlemleme fırsatı da bulmuşum, hematolojiyi de, yani her iki kanser bloğunu da görmüş oldum aslında bu anlamda. Onkoloji zaten apayrı bu şeyde. Şöyle, tabii ki kemoterapi vücuda çok daha fazla zarar veren bir şey, tedavi. Ve her kişinin kanseri kendine özel. Yani genomu kendine özel zaten. Normalde de sağlıklı bireylerin de genomu kendine özel. Bununla birlikte tümörü de kendine özel. Bu yüzden herkese aynı ilacı vermek, her hastaya ya da her kanser çeşidine belirli ilaçları, kemoterapi ilaçlarını vermek maalesef bir çözüm olmuyor. Tam tersi, hastaya hani son şeyde daha fazla işte zarar da verebiliyor tabii ki. Fakat bu hem testlerle hem de kişiye özel uygulamış olduğumuz kürasyonlarla daha az hastaya hani zarar veren, daha efektif tedavi edebilme şansımız oluyor hastaları.